İslam nedir, ne değildir? Metin Sevil. 1. Allah, size bir din göndereyim de hayatı zehir edeyim dememiştir. İslam, kolaylık dinidir. 2. Namaz da, abdest de kolaydır. Günümüz insanının namaz kılmama gerekçesi olarak öne sürdüğü şeyler, maalesef ki asırlar boyunca namazı ve abdesti çok katı kuralları ve olmazsa olmaz detayları olan ibadetler olarak tarif eden geleneksel kabul ve öğretinin bir sonucudur. 3. Kur'an-ı Kerim bir öğüt alma, öğüt verme kitabıdır. Buna işaret edilen ayetler sayılamayacak kadar çoktur. Lakin zaman içinde oluşturulan algı neticesinde en güzel şekilde öğrenip kusursuz okumak, ezberlemek, hafızlar yetiştirmek, azami hürmet göstermek, ölmüşlerimizin durumlarını düzeltmek maksadıyla okumak gibi uygulamalar bu asli nüzul sebebini gölgede bırakmıştır. 4. Genel kabulün aksine din, akla çok geniş bir alan bırakmıştır. Akıl ile nakil çelişirse, akla uygun olan tercih edilir. 5. İslam sadece bir dönemin ve coğrafyanın dini değildir. O alana hapsedilemez, evrenseldir. 6. Bir önceki maddedeki esas ısrarla reddedilir ve din sürekli dar kalıplara ve keskin sınırlara hapsedilmeye çalışılırsa ortaya böyle bir geri kalmışlık ve ucubi anlayışlar çıkar. 7. Yorum din değildir. Eski alimler ve yorumları kutsal değildir. Pek çok konuda eski yorumları din diye bağlayıcı din kuralı olarak anlatmak ancak anlatanı komik duruma düşürür. 8. Din Kur'an'dır. Kur'an da detaylar kitabı değildir. Ana hatları ile Müslümana lazım olan tüm bilgileri ve emirleri içerir. Detaylar insanın aklına, örfüne, imkanlarına göre belirlenir. 9. Namazın detayları bize mütevatir olarak gelmiştir. 10. Asıl ile değil, detay ile ilgilenmek bizleri bu hallere düşürmüştür. 11. İslam'da ruhban, seçilmiş, masum, kurtarıcı ve benzeri sınıflar yoktur. Lakin gelenek ısrarla böyle sınıflar ihdas etmiştir. 12. Allah dostu meselesi, yani kimlerin Allah dostu olabileceği Kur'an'da açığa kavuşturulmuştur. 13. Cennetle müjdelenen 10 sahabe olayı tamamen siyasi bir manevranın ürünü olup Şia'nın masum imamlar doktrinine misilleme olarak üretilmiş bir kavramdır. Kaldı ki sorunlu pek çok yönü de olan bir inançtır. 14. 7. yüzyıl Arap coğrafyası giyim şekli, adet ve örflerinin din ile, iyi Müslüman olmak olmamak ile uzaktan yakından alakası yoktur. 15. Kur'an şekilciliğe, sözde Müslümanlığa şiddetle karşı çıkar. Bizde ise şekilcilik acayip prim yapar. 16. Namazı aksatmadan kılmak, orucu tutmak, tesettüre riayet etmek bu dinin en kolay yanlarıdır. Bunlara yoğunlaştığımız kadar, hatta daha fazlası ile bize emredilen başka şeylere de yoğunlaşmalıyız. Başta Hucurat suresindeki ağır yükleri yüklenip şeytanı alt etme mücadelesi, toplumda huzur, güven ve İslam coğrafyasına selamet gelmesi için elzemdir. Eğer en başlardan adaletli olun, zulmetmeyin, torpil ve kayırma yapmayın, merhametli olun, rüşvet almayın ve benzeri dini emirler din eğitiminde ibadetler kadar çok anlatılıp önem vurgulansaydı sanırım tablo bugün çok daha farklı olurdu. 17. Kadir gecesi dışındaki kutsal sayılan geceler ve 3 aylar tamamen sonrakilerin ihdas ettiği şeylerdir ve birer kültürdür. Kaldı ki Kadir gecesi bile olsa anlatıldığı şekilde bir gecede temizlenme ve sabahında kaldığı yerden devam etme diye bir şey yoktur. İslam 365 gün yaşanmalıdır. 18. Kaynağı Kur'an olmayan hiçbir bilgi, haram, helal, ceza ve hüküm din olamaz. 19. Ehl-i sünnet yazılı kaynaklarında ve uygulamada bir önceki kuralı çiğnese de aslında kendisi de ahad haber ile hüküm konulamayacağını görüş olarak beyan eder. Yine ehl-i sünnete göre tüm hadisler birer ahad haberdir. 20. Hazreti Peygamber'in sözleri olarak kabul gören hadisler ancak birer rivayettir.
Eğer aynı lafız ile söylenmişse bile bu devlet başkanı yönetici olarak onun o zaman ve zeminde söylediği sözler, getirdiği yasaklar ve emirler olarak telakki edilir. 21. Hazreti Peygamber Kur'an gibi dinde ikinci bir evrensel hüküm koyma otoritesi değildir. Yani Kur'an'da geçmeyen konularda kıyamete kadar Müslümanları bağlayacak emir, yasak, ceza, hüküm koymaz. 22. Ölen ölmüştür. Ölenin adına bir şeyler yapmak, Kur'an okuma, adını yemek yedirme ona bir fayda sağlamaz. Herkes cenneti de cehennemi de yaşarken kendisi kazanır. Bu durumda açık Kur'an ayetleriyle sabittir. Kaldı ki bu durum arkada mal ve evlat bırakmayanların bu imkana sahip olmaması açısından da adaletsizlik olurdu. 23. Ölü ve mezar kutsaması şirktir. Bu durum da apaçık pek çok ayet ile sabit iken ne yazık ki ülkemizde bu sapkınlık had safhadadır. Bunda biz Türklerin eski dinleri olan şamanizm ve maniyeizmin etkisi büyüktür. 25. Gayba dair bilebileceklerimiz ayetlerden öğrendiklerimiz ile sınırlıdır. Öyle olmalıdır. Ölüm ve ötesi ile ilgili bilgiler belli ve sınırlıyken maalesef İslam tarihi boyunca bu hususlarda binlerce detay bilgiyi içerip çeşitli sahnelerin anlatıldığı develer yükü ile kitaplar yazılmıştır. 26. Kur'an'dan öğrendiğimiz bilgilere göre kabir alemi, kabir hayatı, berzah alemi diye bir evre yoktur. Ölüm ve dirilme vardır. Eğer var ise de bir şey, bize bunun bilgisi verilmemiştir. 27. Kadercilik, kadına bakış, şefaat inancı, mehdiyet gibi konularda Hazreti Peygamber devrim yapıp bu inançları kaldırdıysa da ondan kısa süre sonra Araplar bu eski cahiliye kabullerini hortlatmayı ve dinin orta göbeğine yerleştirmeyi başarmışlardır. Bu inançları yıkmak zaten Resul'ün gönderilme amaçları arasındaydı. 28. Mehdi inancı tamamen İslam dışıdır. 29. Mesnevi, Risaleler, Mektubat, İhya, Marifetname, Füsus-ül Hikem, Fütuhat-ül Mekkiye gibi kitapların kutsal kitap ve yazarlarının kutsal kişilere addedilmiş olmaları çok büyük bir yanılgıdır. Kur'an bu hususlara da değinir. 30. Bir inancın ve veya uygulamanın eski nesiller tarafından yoğun şekilde kabul ediliyor olması her zaman bunun kesin doğru oluşuna delil değildir. Kur'an buna da dikkat çeker. 31. Akla ve yoruma çok alan bırakan dinde elbette ki farklı ekoller benimsenebilir. Sıkıntı mezheplerde değil, mezhepçiliktedir. 32. Mezhebe bağlılık ve kendi mezhebinin yorumunu kesin doğru görme, bilhassa günümüzde çeşitli paradoksları beraberinde getirmektedir. 33. 60 gün oruç kefaretinin gerekli olduğu zamanlar Kur'an'da yazılıdır. Bunların içinde oruç bozma yoktur. Kaldı ki bu hususta mezhepler arası ittifak da yoktur. 34. Kritik konularda Kur'an'da olmayan hükümlerin konulması da çeşitli cevapsız soruları beraberinde getirmektedir. Midye şu mezhepte helal ama şunda haram, kan Şafii'de abdesti bozmaz, Hanefi'de bozar, Hanefiysen kasıtlı oruç bozmada 61 gün tutacaksın ve benzeri gibi söylemler bugün için yeryüzünde aklı başında hiçbir genci, kişiyi tatmin etmez. Ancak kafaları karıştırır. 35. Cennete giren oradan çıkmayacağı gibi cehenneme giren de Kur'an ayetlerinden edindiğimiz elimizdeki bilgilere göre orada ebedi kalacaktır. Cehenneme girip cezası kadar orada kaldıktan sonra geri çıkmak listelediğimiz çok sayıdaki açık Kur'an ayetine aykırı olduğu gibi yine Kur'an'ın ifadesiyle İsrailiyat inancıdır. 36. Allah'a ulaşmak dualarımızı iletmek için aracıya gerek olmadığı gibi araya aracı koymak da şiddetle yasaklanmıştır. Fakat ne yazık ki pek çok meselede olduğu gibi bu konuda da Kur'an vaazının çok zıddı bir tutum benimsenmiştir. 37. Peygamberimizin Kur'an dışında mucizesi yoktur. Bu husus zaten Kur'an'da belirtilir. İlgili ayetler Peygamberimizden mucize bekleyenlere ve onun insanüstü bir varlık olması gerektiğini düşünenlere açık birer reddiyedir. 38. Ancak birer beşer olan kişilere çeşitli sıfatlar altında insanüstü güç ve özellikler atfetmek, sadece Allah'a ait olan özellikleri kısmen de olsa onlarda da var saymak, Allah'a ortak koşmaktır.
39. Kur'an bir efsun kitabı değildir. Ayet ve surelerin faziletleriyle ilgili saymakla bitmeyecek kadar çok bilginin aslı yoktur. Yani şu ayeti, sureyi şu zamanda şu kadar okursan şu işin olur tarzı şeyler hurafedir. Bu hususta akla hayale gelmedik şeyler uydurulmuştur. Zaten pek çok alim de bu görüştedir. 40. İslam'ı sadece bazı ibadetlere indirgemek ve onları aksatmadan ve güzelce yaparsak kurtuluşun geleceğini düşünmek felakettir. Ahirette ilk sual namazdan, onu geçersen gerisi kolay tarzı söylemler işin nereye vardığını göstermesi açısından önemlidir. 41. Allah mutlaka adaletlidir. Adalet ile torpil ise asla yan yana gelemeyecek iki kelimedir. Öyleyse dünyanın öteki ucunda dünyaya gelmiş birisi ile Medine'de dünyaya gelmiş birisi arasında avantaj farkı olamaz. Allah adaletlidir. Herkesi imkanlarına, vahye ve tebliğe ulaşma durumuna göre hesaba çekecektir. 42. Çok küçük bir amele çok büyük mükafat veya küçük bir kusura çok büyük bir ceza haberi veren ve hadis terminolojisinde tergib terhip hadisleri diye adlandırılan hadisler, insanları iyiliğe yönlendirip kötü işlerden sakındırmak amacıyla uydurulmuş ve peygamber sözü olarak kitaplara girmiş sözlerdir. Doğru olanı varsa da bizim bunları bilmemiz mümkün değildir. 43. Gaybı sadece Allah bilir. Bir de rasullerine vahiy ile bildirdiği durumlar olabilir ki bunlardan da bizim inanacaklarımız Kur'an'da geçenlerdir. Bu izaha göre hadis terminolojisinde fiten, melahim hadisleri olarak adlandırılan ve Peygamberimizin kendisinden sonra kıyamete kadar ortaya çıkacak olan olaylar, siyasi fitne hareketleri, kıyamet sahneleri vesaire gibi konularda söylendiği iddia edilen sözler uydurmadır. Çoğu siyasi amaçla uydurmadır. 44. Hesap gününe, mahşere ait meselelerin anlatılıp, şöyle oldu, böyle oldu, Allah da şöyle dedi ve şunu cennete, bunu cehenneme attı vesaire tarzındaki anlatıların tamamı uydurmadır. Hepimiz bilir ve inanırız ki henüz kıyamet kopmamış, hiç kimse için mizan kurulmamış, hesap başlamamıştır. Cennete ve cehenneme konulan bir kişi bile yoktur. Bu kapsamda kuyudan ayakkabısı ile köpeğe su çeken kadın olayı da 99 kişiyi öldürdükten sonra 100.sü için yola çıkan adamın olayı da benzer binlercesi gibi tamamen yalandır, uydurmadır. 45. Kur'an-ı Kerim belli bir dönemde ve coğrafyada yaşayan bir topluma onların dil, kültür ve algıları hesaba katılarak indirilmiştir. Yani okurken ve anlamlandırırken nüzul ortamı, bağlam, tarihsel bilgi, deyim, mecaz, kinaye ve benzeri gibi önemli detaylar gözden kaçırılmamalıdır. Yani Kur'an bizlere bugün ve okuduğumuz Türkçe metin olarak inmemiştir. Her meal bir yorum ve aslında kısa bir tefsirdir. 46. Kur'an-ı Kerim'i anladığı dilde okumak da yeterli değildir. Temel hedef okuduğunu yaşamak olmalıdır. Bu tespitimizin haklılığı için Kur'an'ı kendi dillerinde okuyup anlayan Arap coğrafyasına ve her gün etrafımızda sürekli ayetlerden örnek vermesine rağmen ayetlere muhalif yaşayanlara bakmamız yeterlidir. 47. Kur'an, iman, salih amel bütünlüğüne ısrarla dikkat çeker. İnsanlar hesaba çekilirken, dillerindeki ifadeye veya kimliklerinin ilgili kısmına bakılarak hüküm verilmeyecektir. Ayrıca İslam'ı, Kur'an'ı bilmek değil, yaşamak insanı kurtaracaktır. 48. Oruç, güneşin doğumundan yaklaşık bir saat öncesinde insanın çıplak göz ile fark edebileceği ufuktaki hafif aydınlanma ile başlar. 49. Allah, bana kul hakkı ile gelmeyin, bağışlamayacağım tek günah kul hakkıdır, bunun dışında bütün günahları dilediğim için bağışlarım ama bunu bağışlamam dememiştir. Allah'ın tövbe edilmeden ölünürse asla affetmem dediği tek günah şirk, yani kendisine ortak koşulması günahıdır. 50. Allah amelleri ziyan etmez. Samimi kulunu yalnız bırakmaz, vaadinden caymaz, tövbeleri çokça kabul eder, iyiliklerin karşılığını kat kat verir.